Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Mahsansiye'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Fener'in maçı var 26 Kasım 2023. Ee, uzun zamandır bunu bekliyorduk. Uzun zamandır günlerdir hatta iki haftadır biz bugünü bekliyorduk arkadaşlar. Fenerbahçe'miz sahasında Vava Kars Faragüm... Ee, Favar... Fara... Baskut Faravla. Vava Kars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Maça dair içinize hissi bir skor doğuyor mu arkadaşlar? Doğuyorsa yoruma yazabilirsiniz. Hissi olarak ne hissediyorsunuz? Şimdi maçtan öte önce bir şey söyleyeyim. Önce futbola beklenen gün geldi. Temiz eller operasyonu başladı. Şimdi Galatasaray düşünsün. Niye? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yani kara para aklama suçlarına yönelik İzmir merkezde 10 ilde düzenlenen İzmir merkez İzmir çetesi Siber göz 7 operasyonda 52 şüphelinin, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Hocam niye 7? Aslında siber göz 6 olmalıydı ama 7 yapmışlar. Şimdi Ali Yerlikaya aralarında 2 futbolcunun da olduğu 52 şüphelinin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir Manisa Eskişehir Mardin Mersin Kocaeli Bursa Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı düzenleniyor bu. Futbol ve diğer spor branşlı müsabakalarında hani bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefetten bahsediyor. Alt liglerde iki futbolcu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama İstanbul yok. Bakan Yelikay operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaktan ataş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek demiş. İnşallah devam eder. Ya ben niye Galatasaray diyorum? En çok Galatasaray taraftarı bu operasyonlara kızıyor. Hani bir laf var ya yarası olan gocunur diye. Merak ediyorum siz niye gocunuyorsunuz Galatasaray taraftarı? Hani yasa dışı bahis mi yapıyorsunuz? Mesela Terim Fonu diye bir şey var. Fatih Terim Fonu diye günlerdir konuşuluyor. Merak ediyorum yani Fatih Terim ismi dosyadan çıkarılmış hiç yok. 3 kişinin adı çıkarılmış. Yani sonrasında da başroldeki eleman demiş ki bana Fatih Terim getirtti falan merak ediyorum niye bunların üstüne gidilmesinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Ya bir yerde ben bir şey söyleyeyim. En çok suçlular hakkın, adaletin sağlanmasını istemez. Ama ben eminim iyi niyetle Galatasaraylı arkadaşlar şunu diyordur. Eğer böyle bir şike yapıyorsak yani atın bizi içeri diyorlardır. 2010-2011'de Fenerbahçe'ye büyük bir kumpas kuruldu. O günden bugüne o kumpas sürüyor. Ha FETÖ bitti, Fener bitti diyen FETÖ'cüler. Bunlar net FETÖ'cüdür. Yani FETÖ bitti, Fener bitti diyen kim varsa FETÖ'cüdür arkadaşlar. FETÖ nereye bitti? Mesela Cüneyt Çakır FETÖ'den mi atıldı? Atıyorum bir hakem FETÖ'den mi atıldı? FETÖ'cü mü çıktı? Federasyon yetkisi FETÖ'den soruşturmaya mı tabi tuttu? Futbolda FETÖ temizliği yapılmadı. Futbolda yapılsın. İyi şu mantıkla o zaman siz şu mantıkla mı gidiyorsunuz? FETÖ bitti, dolar artmaya başladı. Siz bu mantıkla mı hareket ediyorsunuz? bu, bu zeki adamı. Ama yakındır. Yakın zamanda susacaksınız. Birincilik için olay iddia 3 maçta şike girişimi. Yani geçtiğimiz sezonlarda oynanan 3 maçta şike girişimi olduğu öne sürülmüş. Gazeteci Murat Ağırel başkanlardan da konu hakkında görüş almış. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazılarında birincilikte oynanan maçta da şike tekliflerinin olduğunu öne sürmüş. Şimdi arkadaşlar size bir soru sorayım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç desek ki Galatasaray'ı yenen takımlara 150 bin euro Galatasaray'la beraber kalan takımlara 50.000 euro para vereceğim Koç Holding bünyesinden. Aynı takımlar Fenerbahçe'yi kaybederse e, hani hem Galatasaray'dan puan alıp hem Fenerbahçe'ye kaybederse de ek olarak aldıkları para kadar da para hediye edeceğim dese. Bu şiki oluyor değil mi? Bunu Galatasaraylı biri yapsa şiki olmuyor. Mesela size şunu söyleyeceğim. Ankara Gücü en önemli iki futbolcusunu Ankara'da bıraktı hiç getirmeden İstanbul'a. Hiç sakatlıkları falan da yoktu. Ma maçtan önce de az kaleci 7'ye çekildi. Yedek kaleci oynatıldı. O zaman Ankara Gücü Teknik Tolunay Kafkas ne dedi? Bizim hedefimiz Galatasaray falan dedi. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Biz önümüzdeki maça bakıyoruz dedi. Antalya Sporu da hatırlayın. Fenerbahçe maçı değildi. Bir sonraki maç çıkış maçınız mı dediler. Yok dedi. Biz Fenerbahçe maçını çıkış maçı olarak görüyoruz. Ligdeki niyeti görün. Antalya Spor Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilme niyetinde. Tolunay Kafkas yastan kesilme niyetinde. Nitekim Alanya Spor'da maç öncesi iki hafta milli araya rağmen fut iki futbolcusunun Kadro dışı bırakmış falan filan Inter Milan. Ya bunu Fenerbahçe yapmış olsa şiki oluyor. Hani Fenerbahçe maçından önce mesela Karagümrük bugün iki futbolcusunu acil bir şekilde kadro dışı bıraksa bunun adı şiki oluyor. Galatasaray yaptığı zaman normal ne olacak ki oluyor. Eğer bunu diyorsanız karaktersizsinizdir. Hiç karakteriniz yoktur. Yani şerefiniz falan yoktur. Çünkü bir takım yaptığı zaman şike öbür takım yaptığı zaman normal diyorsanız. Şimdi Ağır elin şike teklifi olduğu öne sürüldüğü maçlar. Tuzla Spor, Giresun Spor. Altın Ordu, Eyüp Spor, Gençler Birliği, Eyüp Spor. Lan neciymiş bu Eyüp Spor? Ya Tuzla Spor Kulübü yükselme maçları oynarken falan filan diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Ligimizde çok fazla şey var. Trabzonspor bir Bursaspor'a evinde 2-1 kaybetti. Bursaspor kümede kalmıştı. O gün ben hatırlıyorum. 3 ya da 4 tane Trabzonspor taraftar bu maç satılık abi dedi. Biz Fenerbahçe atıp tutuyorduk dedi. Trabzon bugün dedi bile bile kaybetti dedi. Hatırlıyorum ben. Bakın gazete manşetlerinden bulabilirsiniz. Biz bırakıyoruz takım modeli. Ya bunun hani ben yatmıştır, satmıştır. Ben bilemem onu. Bu kapalı kapılar arkasında yapılan bir şeydir. Ama alt liglerden üst liglere bu hatır şikesi ya da ee, ne diyeyim size? İddiası olmayan takımların iddiası olan takımlardan bir şey koparması bu hep yaşanıyor. hep yaşanıyor. Amatör ligde bile bakın amatör ligde bile Şikerin kralına denk geliyorsunuz ya. Ya yok diyen yalan söylüyor. Benim kulübüm yapmamıştır. Benim kulübüm hiç. Mesela bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Deniz diye kaybetsin diye Adnan Polat para gönderdik diyor. 3 milyon dolar mı euro mu diyor. Rigobert Song'a para diye oraya gönderdik diyor. Hiç kimse üstüne düşmüyor. Sonra tam Fenerbahçeliler ulan üstüne düşün bak para göndermiş. Dediği anda yo biz onu Rigobert Song'a gönderdik diyor mesela. Ya da Mesut Bakkal'ın açıklamaları var diğerlerinin ki var. Ya Türkiye'de ben size şunu söyleyeyim. Ne diyor? Tuzla Spor adına Samsun Spor Başkanı'na gidip başkan 5 milyon versin Giresun'u yenelim Adana Demirspor ve Samsun şampiyon olsun diyen Tuzla Spor yöneticisi ortaya çıkmasını istiyorlar. Aynı zamanda bu yönetici Samsunlu diyor. Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım da bu teklifi duyunca küfür ediyor. Yere batsın öyle şampiyonluk diyor reddediyor. Maçın devre arasında Giresun 2-1 önde giriyor falan diyor bak. Ve Yüksel Yıldırım'la konuşuyor. Evet bu teklif yapıldı reddettim. Bu bir ahlaksız teklifti izin veremezdim. Herkes hakkıyla kazansın veya kaybetsin dedim diyor. Ya Yüksel Yıldırım gibi e, şerefli insanlar çok fazla yok. Çok fazla yok. Yani bu kadar şerefli insan çok fazla yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü futbol camiasında özellikle kişi başı 100 bin başkanım falan filan diyor. Ben e, haberin detayını internetten bulabilirsiniz. Yani Murat Ağır e kardeşi e, farklı ayrıcı ayrımcı şeyleri beğenen bir şahıs da tehditlerde bulunmuş. Sonra özür mü özür dilemiş ama içiniz. Glasgow Rangers Ryan Kent için transfer cevabı gelmiş. Maç öncesi Kent şokum. Rangers teknik direktörü Philip Clement. Transferde adı geçen Ryan Kent ile ilgili söylentilere cevap vermiş arkadaşlar. Aberdeen ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bunuş. Önümüzdeki birkaç çok birkaç ay için çok önemli bir şey söyleyebilirim. Asla dedikodulara girmeyeceğim. Dedikodulara girmenin hiçbir faydası yok. Sadece buradaki oyuncular hakkında konuşacağım diyor. 30 yıldan fazla bir süredir futbolun en Bir oyuncu buraya gelmeden önce pek çok şey olabilir. Söylentiler hakkında konuşmanın bir faydası yok. Sadece gerçekçi olduklarında bir şeyler söyleyebilirim. Ve bu kentle ilgili değil. Bu konuda açık olmak istiyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe'den önce 2018-23 arasında Rangers forması giydi. İskoç ekibinde 218 maç 33 gol 56 asist. Ve sözleşmesinin bitiminin ardından Fenerbahçe'ye gitmişti. 14 maçta bir gol 2 asist yaptı. Arkadaşlar kent gidici. Ama nereye gidici? Onu ben de bilmiyorum. Hani çeşitli takımlar var. Ee, bildiğiniz takımlar var. Bilmediğiniz takımlar var. Ama hep birlikte bekleyeceğiz. İsmail Yüksek Alman kuşatması. Şimdi İsmail Yüksek konusunda bir şey söyleyeyim. Ben bugün akşam özelinde şunu belirteyim. Bugün akşam Fred yok kadroda. Ciku yok kadroda. Hani bana gelen duyumlardan yola çıkarak söylüyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Ee, Fret tam manasıyla hazır değil. Hani %70 hazır. Ancak İsmail Yüksek'in 3 sarısı var. Anladınız mı beni? İyi de hocam 3 sarısı vardı. E. Ee, şey maçında daha 2 sarı kart birden yedi. Cezalı duruma düştü. 2 sarı kart yediği için ikinci sarı karttan cezalı duruma düştü. Yani eğer benim yanlışım yoksa, sistem değişmediyse herhangi bir hata yoksa yani 3 sarı kart 4. sarı kart, 5. sarı kart. 2 sarı kartı aynı maçta yiyince 1'e dönmüyor. O iki sarı kartın ikisi de silinip 3'ten devam ediyor diye biliyorum. Hani bu benim bilgim. İsterseniz internete de yazabilirim. 3 sarı kart gören futbolcu iki sarı kartı da aynı maçta görürse ne olur? Yani bak herhangi iki maçta iki ayrı sarı kart görürse bir sonraki maçta oynayamaz falan filan. Neyse yani, e, burada aslında sarı kart kırmızı kart cezasını eskiden şey vardı ligde arka arkaya iki maçta sarı kart görenler de cezalı duruma düşüyordu da onu değiştirdiler. Ama toplam sarı kart olayını değiştirdiler diyebiliyorum. Neyse İsmail Yüksek'ten dolayı bu diye. İsmail Hüseyin Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Talip 3 kulübün yetkilileri de Almanya Türkiye hazırlık maçının ardından harekete geçtiler diyor. Ve 3 destek devi takipte. Almanya'da maçını izlediler. Amelie Futbol takımımız Almanya'yı 3-2 yendiği maçta ee, sır değil. 15 milyon euro diyor. Sezon başında Leverkusen bize teklifte bulundu. 8 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Biz 16 milyon euroya satmayı düşünüyoruz. 1 e, euro bile altına satmayı düşünmüyoruz dedi. Şimdi de 15 milyon euro düşünüyorlarmış. İsmail Yüksek iyi bir futbolcu. Karakterli, kariyerli, e, haysiyetli, şerefli, yakışıklı bir çocuk. da gitmesini istemem açıkçası. Ama İsmail Yüksek eğer Türk kuralı olmasaydı. Bak Türk kuralı kalksın. İstediğin kadar yabancı oynat. Kuralı gelsin. Devre arasında İsmail Yüksek'i 15-20'ye sat. Ferdi'yi 20-30-40'a sat. Anlatabiliyor muyum? Getir yabancı oyuncuları. Vallahi bak. Ama Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var. E, Fenerbahçe'ye yeni Kim Minji, Nur Ali, Alip. Hatırlıyor musunuz bunu? Şimdi Fenerbahçe stat stoper krizi yaşıyor. Yerli statüsünde oynama avantajı var. Kazak Nurali Alip. Ve bu arkadaş için Zenit'le temasta. Fakat Fenerbahçe'ye en büyük engel Manchester United. Yalnız Manchester United'ın hiçbir engeli olamaz. Çünkü Rusya'ya ambargo uyguluyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Rusya-Ukrayna savaşı unutulsun diye bu şey e, tepeye çıkarılmış olabilir ya. Hani İsrail-Filistin şeyi. Şimdi bunu Nurali Alip sol ayaklı sol stoper. 2 milyon euro transfer market değeri var. Kazak liginden Zenit'e gitmiş. Şimdi Rusya gibi büyük bir ligde oynuyor. Ve totalde 20 maça çıkmış. 1523 dakika. Güzel de tecrübe edilmiş. Bu arkadaşa ilgimiz var. Kim Minji, Yeni Kim Minji diyor. Bak yeni Kim Minji'yi ben size bir şey söyleyeyim. Aslında bizim yeni Kim Minji'miz Omar Fayet'ti. O marfa edin, ne yapıp edip oynattırmamız lazım. Novi pazarda. Gerekirse para vermemiz lazım. Çocuk şu ana kadar sadece 90 dakika oynamış. O da kupada. Gerekirse para vermemiz lazım. Eğer bu çocuk Novi pazarda oynarsa asıl kim minji bu. Ben bu çocuğun kumaşını çok beğendim. Bu çocuğun üstüne düşülmesi lazım. Bu çocuğun oynaması maç tecrübesine edilmesi lazım. Ben bu kadar söyleyeyim. Şimdi 23 yaşında Nurali Alip 30 kez Kazak milli takımının formasını giymiş. Dikkatleri ortaya çekmiş. Kazakistan H grubunda playoff'a oynamak kazanmış. 10 maçta 6 galibiyet. 4 yenilgi almış. 16 gol atıp 12 gol yemiş. Ve savunmada dikkat çeken isim bu. Genç stoper Zenit de bu sezon hani çıktığı maç sayısı malum. Ve takım 2 gol şey takım 2. sıradamış sadece 14 gol yemiş. Kapıyı ilk çalan Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe uzun zaman önce çaldı. Zenit gönderme yanlısı değil 2 milyon euroya biz aldık diyor göndersek de 5-6 diyor. Şimdi 1.88 boyunda fizik ve tekniğiyle Kim Min andırıyor. Yoksa hani özellik özellik şey değil. Ve Fenerbahçe şampiyonluğa odaklanmış durumda. İsmail Kartal ikinci devre oynatabileceği bir stoper zaten istiyor. Onu da söyleyeyim. Temsilcisi Manchester'la herhangi bir görüşme olmadığını ama her an durum değişebileceğini söylemiş. Kimse ajansla iletişime geçmedi. Oyuncu Zenit'e ait ve şu anda kulübün şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda diyor. Rus basını onun için Ocak ayı yaklaşıyor. Erik Ten Hag Noel sırası istek listesini onu da ekleyebilir diyor. Ben bunu sanmıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta o Zaynut Dinov muydu? Ee, mesela Türk statüsünde. Galatasaray'da Kerem Demirbay, Alman milli takımında oynamış ama Türk statüsünde. Fenerbahçe'nde bence böyle akıllı bir yatırım yapması lazım. Ama ben Fenerbahçe için hala birinci sıradaki ismi başka görüyorum. Fenerbahçe, Yeradekur'un işten müjde diyor. Yeni kontrat imzalamaması üzerine Milan, Ocak ayında satışına yeşil ışık yakmış. Şimdi Fenerbahçe'de kimler var? Edin Dzeko, Nusan Tadiç, Sebastian Şimanski Fred... Cengiz Ünder gibi yıldız isimler var. Ve bu sezon kadroya katıldı. Bu isimler iddialı bir kadro kuruldu. Fenerbahçe Radek Kurun içi de bu listeye ekleme peşinde, ekleme derdinde. Anladınız mı? Ve Pioli engel olmuştu diyor. Milan teknik direktörü. E, transfer dönemi kapan diye. Masaya oturulacak. 2,5 milyon euroyu reddetti. Senelik 2,5 milyon euroluk teklif önermişler. Arkadaşlar 1,5 eline geçiyor. Yani daha önce defalarca anlattım. Ara transfer döneminde gitme niyetinde. E, Pioli'nin jokeri. Milan'da 136 resmi maça çıkmış. Teknik Tecrübeli teknik adamın vazgeçemediği joker olarak kullandığı bir isim. Yani zaman zaman sabekte ve kanatta bile oynatmış. Ezli Kuyil Fernandez'i istiyormuş. Boca Juniors'ın 21 yaşındaki orta sahacısı. Ezli Kuyil Fernandez'e ilgileniyormuş. Ben şeyi çok merak ettim. Aklıma o çok takıldım. Nicolas Dominguez. Biz bunu çok almaya çalışmıştık ya. Hani ne yaptı? Umduğunu buldu mu diye merak ediyorum. Bu Ezequiel Fernandez'de 7 milyon euro transfer market değeri var. Dominguez toplam 11 maça çıkmış, 800 dakika, bir tane golü var. Yani Premier Lig'de 8 maçta bir golü var, 608 dakika. Serie A'da zaten 102 dakika oynayıp gitmiş, İtalya Kupası'nda 90 dakika. Yani 8 maçta 608 dakika oynatmışlar Premier Lig'de. 10 milyon euroya gitmişti. Mesela keşke biz alabilseydik. Bu Ezequiel Fernandez de 21 yaşında ön libero 7 milyon euro piyasa değeri var. Yalnız çocuğun oynadığı maç sayısı 41. 2 tane de asisti var. 2404 dakikada. Bence biz önce Milan'ın almak istediğine çökelim. Sonra oraya dönelim. Inter'den Ferdi 17 milyon euro diyor. Inter Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı. İyi de bu açma değil ki. Bu kesenin ağzını gösterme gibi bir şey oluyor. Şimdi Inter'den Ferdi Kadıoğlu amnesi 24 yaşındaki bek transfer listesini aldı. Ferdi için kesenin ağzını açacak. 17 milyon euroyu gözden çıkarttılar. Ocak ayında kapıyı çalacaklar. Fenerbahçe 25 istiyor. Fenerbahçe 40 istiyor. Ve Ferdi de şampiyonluk istiyor. Sonrasında gidebilir diyor. Değerini şu kadara katladı. Sözleşmesi Devam ediyor diyor haberde. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir futbolcu satılmaz diye bir durum yok. Her futbolcu satılabilir. Ancak değerini bulması lazım. Mesela değerini nasıl bulur? Murali Alip. 2 milyon euro transfer market değeri var. Mesela benim yani Zenit diyor ki 5 milyon euro verin alın. Ryan Kent Fenerbahçe'ye bedava geldi. Bir imza parası bir yıllık ücret verdi. Bugün 5 milyon euro verirse kenti satarım. Sonraki satıştan da %15 pay maddesi koyarım. Mesela Fred. Bugün Fred'e açık söylüyorum 20 milyon euroya alamazsın. Aynı Fred'i e 20'ye alamazsın. O zaman en az 20-25 çekersin. Ciku mesela. Ücretsiz aldın ama çok iyi arkadan oyun kurabilen, uzun topu oynayabilen. Hani Galatasaray'da Abdülkerim'in de en büyük meziyetlerden biri bu uzun topu çok attığı için birdenbire pozisyona sokabiliyor. Böyle bir vasfa sahip bir oyuncu. Hızlı kanatları var. Kreatif kanatları var Fenerbahçe'nin. Böyle bir oyuncuyu 8 9'dan aşağı alamazsın mesela İsmail Yüksek. Türk kuralı olduğu için mecbur oynatıyorsun. Yetenekli de bir futbolcu milli takımda oynuyor, Euro 2024'te de var. Açık söyleyeyim, 20'den aşağı satarsan kerizlik olur. Radekunjić Bosna Hersekli, Bosna Hersek Euro 2024'de tam katılıp katılmayacağı belli değil. Yaşı ileri. Son kontratlarından birini yapacak. Radekun içinde edip edeceği 4 5 milyon euro bandında bir şey. Daha ucuz alırsan sözleşmesi bu arada 2025'te bitecek. Daha ucuz alırsan ne hala. Ferdi Kadıoğlu Türk kuralı var. Sen oynatmak zorundasın. Yetenekli bir oyuncu. Birden çok mevkide görev alabiliyor. Yaşı 24. Hollanda'dan yetişmiş. Amili takımın vazgeçilmez oyuncusu. Böyle bir oyuncuyu 35'ten 40'tan aşağı alamazsın. Alamazsın. Kenan Yıldız, Yıldız mesela. Daha henüz az futbolcu değil. Şu an Kenan Yıldız'ı 35'ten aşağı alamazsınız. Anladınız mı, demek istediğimi? Mesela Edin Ceko. Bugün Edin Ceko 37 yaşında olabilir ama kontratı olan Edin Ceko'yu adamlar sana ondan aşağı vermezler. 3 sene olsun 3 sene oynayacaksan oynat. Mesela Dusan Tadic kaça alırsınız kontratı olsaydı? Mesela bugün Tadic'i kaça satarsınız? Ceko'yu bugün kaça satarsınız? Hiç düşünürüz mü? İkisine de söyleyeyim çift taneli rakamlara satarsın. Sebastian Szymanski Rusya'yı koklamış. Hollanda'yı fethetmiş. Polonya milli takımının as oyuncusu. Euro 2024'e gitme ihtimali var. Patır patır goller atıyor ve verimli bir oyuncu. Klasik 10 numara gibi değil. 8'den kırma 10 numara gibi oynadığı için de günümüz futbolumuza, futboluna çok adapte olmuş bir isim. Ben şöyle söyleyeyim. Sebastian Şimanski Tottenham'ın oyuncusu olsa 60'dan aşağı satmazlar. Sezon sonunda. Real Madrid'in oyuncusu olsa 80'den aşağı satmazlar. Bayern Münih'in oyuncusu olsa yine 60'dan 65'ten aşağı satmazlar. Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğu müdür niye 10-15'ler konuşuluyor? Ben açık söyleyeyim Sebastian Şimanski ve Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin bu sezon yani takım dizebilecek kadar bonservis alabileceği iki futbolcu. Dikkat etmeler lazım. Cengiz Ünder. Cengiz 15 etmez. Şu ana kadarki performansıyla 3 bile etmez. Şu ana kadar Fenerbahçe performansıyla 3 bile etmez. Ama şu andan sonra arkadaşlar ben buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Ben küllerimden doğmaya geldim. Euro 2024'te oynamaya geldim derse ve Prime Cengiz Ünder'i oynarsa aynı şeyi Cengiz için de söylüyorum Cengiz de 30'dan 35'ten aşağı gitmez bir oyuncu ve şunu da tekrar tekrar hatırlatayım İtalya'nın tozunu yutmuş kendini göstermiş Fransa'nın tozunu yutmuş kendini göstermiş yani yurt dışı tecrübesinde e, pozitif olarak geçer notta almış bir isim anladınız mı? Böyle bir isim Fenerbahçe'ye 15 milyon euroya kazandırmak aslında ucuz. Hem de bu yabancı kuralı varken. Ancak sakatlıklar oynamaması işte tepkilerin odağı burası. Anladınız mı, demek istediğimi? Murat Ağuray'ın konuşmaları, Fatih Terim fonu, Galatasaray işte e, futbolda temiz eller, Tuzla Spor, Eyüp Spor. Yemin ediyorum bıktım. Yani beklenen gün temiz eller operasyonu. Hani Galatasaray'ın arkadaşlarında da bu kadar korkmasını anlamıyorum. Ya şunu söyleyin arkadaş, varsa bir suçunuz. Yani kulübünüzün eski dönem yöneticilerinizin varsa bir suçu. Altın cezasını siz demiyor mu, Siz, demiyor muydunuz ya? Ya biz mesela Fenerbahçe için 3 Temmuz sürecinde dedik arkadaş suçumuz varsa bizi ligde tutarsanız namertsiniz. Alçaksınız dedik. E, suçumuz varsa düşürün bizi dedik. Şöyle böyle falan filan. Yani inşallah onlar da diyebilirler ama demiyorlar. Demedikleri için de insanlar artık diyor ki ha yarası olan kocuğun demek ki bunların bir yarası var diyor. Açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim. Yani Tuzla Spor, Eyüp Spor, başkanların Galatasaray Kongre üyesi olması. Mesela bu Fatih Terim fonunda iki tane eleman var. Biri Eyüp Spor'un teknik direktörü oluyor, biri Tuzla Spor'un oluyor. Çok ilginç şeyler var. İnşallah cesaretli savcılar, cesaretli spor hukukçuları bu işe el atarlar. Ya bu olay çözülürse inanın Türk futbolu yukarı ivmede hareket eder. Çözülmesi de lazım. Bakın milyon dolarlık, milyon euroluk bir sektör. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'na şunu sorayım ya da Maliye Bakanı'na şunu sorayım. Fenerbahçe futbolcularının piyasa değeri 1 milyar euro olsaydı. 1 milyar euro. Sattığı futbolcunun yani sattığı futbolcu 15'e mi satardı? 18'e mi satardı? 100'e mi satardı? Bir düşünün. 5 katına sattığını düşünün. 5 katına. 18'e sattığını 5 katına sat. 90'a sattığını düşün. Fenerbahçe sezonda 3 tane futbolcuyu 90'dan satsa 270 milyon euro. Ya bunu Galatasaray için, 5 taşın. hepsi için genelleyebilirim. 270 milyon euroluk satış. Otomatikman bunun yarısı bankalar konsorsiyonuna ödeme olarak gelecek. 135 milyon euro direkt devlet kasasına 135 milyon euro girmiş olacak mesela. Sadece bir takımdan. Bunu 10 takımın ya da bütün takımların ortalama 135 yaptığını düşünün. Toplam 1 milyar euroluk bir getir olduğunu düşünün kasaya. Ya bunlar azımsanmayacak şeyler. Artı bu futbolcuların vergisi var. 1 milyar euro piyasa değerdeki futbolcuların aldığı yıllık ücretleri bir düşünün. Bence ya euronun doların düşürülmesi lazım ya da futbolun daha adaletli daha şeffaf olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Akşamki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. İçime hissi iki tane skor doğuyor ama ben de inanmıyorum. Maç öncesi canlı yayında konuşalım, değerlendirelim. Görüşmek üzere. Bu arada maça dair tahmini bir 11 paylaşayım. Livakovic sağda Mert Müldür, Samet Akaydın, Osterwolde Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsü. Orta alanda İsmail Yüksek Crespo ikilisi. Bunların önünde Şimanski. Ama İsmail Yüksek Zayt'sa konuşulur ama ben İsmail Yüksek Crespo'yu oynatırım. Önlerinde Zayt. Sağda İrfan can Kahveci. Solda Tadiç Forvet'te Ceko şeklinde. Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King kadroda olabilirler. Bir aksilik yok ama Emre ile Cengiz kesinlikle 21 kişilik kadroda olacak onu biliyorum. King'den emin değilim ama King'in de olması lazım. Batu Euro 2024'e gitmek için can atıyor. E, bazı futbolcularımız malum. Mert Hakan kadroda olmayacak diye biliyorum. Bartu Elmaz var, Zaitz var. Hani orada yedekleyebilecek isimler. Yusuf Akçiçek stoperi yedekleyebilir isim. Fenerbahçemizin inşallah şans yanında olsun. Hani şans mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim? İnşallah kazanan Fenerbahçemiz olsun. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü diğerlere safını belirtmiş durumda, belli etmiş durumda. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere dostlar.